zengin değildi. Ama işte nasıl ki kalkülüsün ortaya çıkmasıyla işte Newton mekaniğini ifadelendirmek mümkün oldu. Yarın öbür gün matematik geliştikçe de işte bizim bu yapmaya çalıştığımız yapılabilir bir iş olacak derler. Yani çok hoş bir ön sözü vardır o kitabın. Ve tabii onun üzerine de çok önemli bir literatür gelişmiştir. Ve şunu da söyleyebilirim. Bugün birçok Nobel ödülü, Nobel İktisat ödülü esas itibarıyla oyun kuramcılara da verilmeye başlanmıştır. Bu arada tabii çok interdisipliner bir alandır. Yani altında matematik yaptığı için mesela 2002'de ödül alan, Nobel İktisat ödülünü alan Dan Kahneman ve Vernon Smith, Daniel Kahneman çok meşhur bir psikologdur. Yani matematikçi değildir, iktisatçı değildir. Çünkü bugün mesela oyun kuramcıları psikologlarla, nörologlarla birlikte çalışıyorlar. Yani bu kurmuş oldukları modellerin insan psikolojisinde ve hatta insan beyninde, biyolojik olarak insan beynindeki karşılıklarını araştıran da alanlar da var. Uzun tutmayacağım dedim, fazla uzatmayayım ama birçok konu, birçok sahaya bugün oyunlar kuramı dahil edilmiştir. Mesela bunun çok tipik örnekleri, mesela müzayedeler, işte ben bunu satıyorum, işte var mı arttıran. Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu bir müzayede yöntemidir. Ve insanların hani buna verecekleri fiyatlar da ben 5 veririm, ben 10 veririm. Bu çok tipik bir stratejik karardır ama mesela müzayede yapmanın birden fazla yöntemi vardır. Yani bu açık arttırma tabir edilen işte Christie's'de, Sotheby's'de tablo satmada bir müzayede yöntemidir. Kapalı zarf usulü müzayede yapabilirsiniz. Veyahut Dutch Auction denilen bu Hollanda'da eski çiçek ihaleleri vardır. Şöyle yaparlar, laleleri satacaklar. Orada müzayede şöyle başlar. Çok yüksek bir fiyattan başlar. Müzayedeci çok yüksek bir fiyat ilan eder. Herkes bakar, o fiyat yavaş yavaş inmeye başlar. Bir yerde birisi dur der. Dur diyen, dur dediği yerde işte o fiyattan şeyi alır. İşte satılan o laleleri alır. Şimdi farklı müzayede yöntemleri insanların farklı davranış biçimlerini de beraberinde getirir. Yani şunu unutmamak gerekir. Hani koyduğunuz kurallar da esas itibarıyla insanların davranış biçimlerini de etkileyecektir. Dolayısıyla nasıl kurallar koyarsak insanlar ne şekilde davranırlar mesela müzayedeler için çok önemli bir sorudur. Bu arada hani biz matematikçi olduğumuz için, bizim yaptığımız için piyasa değeri çok yüksek değildir. Yani bize piyasa çok itibar etmez. Ama mesela müzayede alanında çalışan meslektaşlarımız çok ciddi para da kazanırlar bu işlerden. Mesela benim yine çok yakın dostumdur Ken Binmore. Bu işte İngiltere'deki bir takım bu frekansların, radyo frekanslarının falan dağıtımı için bir müzayede tasarladı. Yani müzayede alanı bizim gerçekten hani dünyaya, gerçek dünyaya çok dokunduğumuz alanlardan bir tanesidir. Ama uzatmayacağım. Mesela siyaset biliminde seçmenlerin oy verme davranışı. Oy verme de aslında bir tipik bir oyundur, bir stratejik karardır. Yani insanlar gidiyorlar, oy veriyorlar. Şimdi insanlar en beğendiklerine oy veriyorlar. Yok, bazen en beğendiklerine oy vermeyi biliyorlar. Mesela strategic voting tabir edilen, mesela şu davranış biçimi, ya işte ben aslında falanca partiyi çok beğeniyorum ama işte bu seçimde falanca partinin kazanma şansı yok, onun için filanca partiye vereceğim. Bu yani hepimizin yeni bir seçim sürecinden geçtik. Hani kulağımızdaki bir şeydir, kavramdır. Şimdi bu çok tipik bir stratejik oy vermedi. Mesela bu tarz oy vermelerin belirlenmesi. Siyasi partilerin politika belirlemesi. Yani siyasi partiler belirli bir takım aslında bir spektrumda, bir görüşler spektrumu içerisinde konumlandırıyorlar kendilerini. Ve bu konumlandırmayı yaparken tabii bazı seçmenin bazısına daha yakın oluyorlar, bazısına daha uzak oluyorlar. Bunları böyle söylerken bunların hepsinin matematiksel dünyada karşılığı var. Yani yakın olmanın, uzak olmanın, spektrumun. Dolayısıyla siyasi partiler neye göre kendilerini konumlandırırlar? Ne bileyim,
İşte bir süredir işte başbakan bir politika izliyor. Yani bir grubu yakınına çekiyor, öbür grubu itiyor. Bu bir konumlanma. Başka türlü konumlanmış da olabilirdi. Şimdi tabii onun konumlanmasına göre diğer partiler konumlanıyorlar. Yani bu çok tipik bir oyundur. Dediğim gibi işte buradan trafiğe, işte doping kontrollerinin yapılmasına, vergi kontrollerinin yapılmasına kadar bütün bu çoklu karar vermeleri oyunlar kuramıyla incelemek mümkündür. Bu arada şunun da altını çizmek isterim. Oyunlar kuramı yani bugün sadece sosyal sistemlerde değil ama biyolojide ve hatta tıpta bile kullanılan bir matematiksel avadanlık vaziyetindedir. Mesela biyolojideki evrimsel süreçlerin incelenmesi. İşte bazı türler, evolutionary game theory denilen bir alan var. Şimdi bazı türler var oluyorlar, sürdürüyorlar kendilerini, bazıları sürdüremiyorlar. Şimdi demek ki bu o sürdürme mücadelesi içerisinde kendisini sürdürebilenlerin sürdürmeyenlere göre tırnak içi daha doğru bir iş, yani sürdürülebilirlik açısından daha doğru bir iş yaptıkları öngörülüyor. Şimdi o zaman da tabii ki şu varsayılmıyor, yani stratejik davrandıkları varsayılmıyor ama sanki stratejik davranıyormuşçasına hareket ediyorlarsa ancak kendilerini sürdürebilirler. Mesela yine bizim alanın çok önemli bir isimlerinden Axelrod kanser hücrelerini modelledi. Şimdi kanser hücreleri büyüyor, büyüyen hücreler. Yani bir manada kendini geliştirmekte daha başarılı. Dolayısıyla demek ki o kanser hücreleri bu karar verme, yani kimse kanser hücresinin düşünüp karar verdiğini zannetmiyor ama bir şekilde davranıyor. Demek ki sanki rasyonel ve kendisini daha üste çıkartacak bir şekilde düşünüyormuş gibi davranıyor olması gerekir. Yani bu alanlara bile oyunlar kuramı girmiş durumda. Tabii şunu da paylaşmak isterim. Yani buralarda hani oyun dediğimiz zaman şu anda çok fazla soyutta kaldım. Birazdan somuta geleceğim. Ama tabii ki oyunların hani birden fazla modelleme yöntemi mümkün. Yani bir karar alma sürecinde karar vericiler kimler? Oyuncular yani teknik tabiriyle. Hangi muhtemel kararları alabilirler? Bunlar onların stratejileri. Bu kararları almaları halinde hangi sonuçlar çıkar? Bu sonuçlar üzerine karar vericilerin tercihleri nedir? Yani bütün bunları enkorpore eden, dahil eden bir matematiksel model aslında yapılan. Şimdi bazı oyunlarda kararlar eş zamanlı alınır. Yani siz kararınızı alırken diğerinin aldığı kararı görmezsiniz, bilmezsiniz. Mesela kapalı zarf usulü ihale düşünün. İşte diyorum ki bunu satacağım. İşte lütfen bir zarfa kaç para vermek istediğinizi yazın. İşte ben sonra zarfları açacağım. Şimdi bu simultaneous, eş zamanlı denilen bir oyundur. Yani siz yazarken diğerlerinin ne yazdığını görmezsiniz. Bu bir tür oyundur. Ama bazı oyunlarda birisi bir hamle yapar, öbürü bir başka hamle yapar. Onu görürsünüz. Mesela satranç öbür türlü bir oyundur. Oyuncular işbirliği yapıyor mu, yapamıyor mu? Oyuncular birbirlerinin özelliklerine dair ne biliyorlar, ne bilmiyorlar? Bütün bunlar elbette ki matematiksel modellerin içerisine yedirilebilen sorular. Şimdi bir basit belki örnekle gideyim. Bu ta 1940'lardan, 50'lerden beri işte bu Rand Corporation'da falan incelenmiş. Çok önemli bir oyundur. Prisoner's Dilemma da denir buna. Neden öyle dendiğinin bir hikayesi var ama hiç ona şimdi girmeyeceğim. Çok basittir. Önce bu oyundan bahsedeyim. Ondan sonra da mesela bu kadar basit bir oyunun sosyal sistemlerde nelere yansıması olabileceğini paylaşayım. Şimdi oyunumuz şu, sahiden bunu bir oyuna dönüştüreceğim. Diyelim ki size şunu söylüyorum. İnternet üzerinden bir kişiye bunu söylüyorum, yani iki kişi bunu yapacak. İnternet üzerinden tanımadığınız birisiyle şöyle bir oyun oynatacağım size. Gerçekten oyun mu? Yani sadece oyunlar kuramı anlamında değil. Şunu soracağım, diyeceğim ki Nevzat abi,
senin iki tane seçeneğin var. Bunlardan karşında birisi var, tanımıyorsun. Yani ismini verdik, ismi de desin Hayrettin olsun. Birbirinizi görmediniz, internet üzerinde oynuyorsunuz. Nevzat abicim, senin iki tane seçeneğin var. Ya diyeceksin ki ben Hayrettin'e 5000 lira veriyorum. Daha doğrusu Hayrettin 5000 lira alsın, sen vermiyorsun. Ya da diyeceksin ki ben 1000 lira alayım. Ve eğer sen dersen ki Hayrettin 5000 lira alsın, dışarıdan birisi, işte bu oyunu düzenleyen hayırsever veya bilim adamı TÜBİTAK'tan fonlarını almış, Hayrettin'e 5000 lira verecek. Sen dersen ki ben 1000 lira alayım, ben sana 1000 lira vereceğim. Dolayısıyla iki tane seçeneğim var. Ya bana diyorsun ki ben 1000 lira alayım, peki diyorum, sana 1000 lira veriyorum. Ya da diyorsun ki Hayrettin 5000 lira alsın, peki diyorum, ben Hayrettin'e 5000 veriyorum. Hayrettin'e gidiyorum, ona da diyorum ki Hayrettin, senin karşında Nevzat hocamız var ve senin de iki tane seçeneğin var. Ya diyebilirsin ki bana 1000 lira verin, sana 1000 lira vereceğiz. Ya da diyebilirsin ki Nevzat hocama 5000 lira verin, o zaman Nevzat hocaya 5000 lira vereceğiz. Yani bunlardan bir tanesini bencil davranış diyorum, bana 1000 ver diyorsun, sana 1000 veriyoruz. Öbürüne de fedakar davranış diyorum, karşındakine 5000 ver diyorsun, karşındakine 5000 diyorsun. Bu arada sen şunu da biliyorsun, bu soru sana soruldu Hayrettin'le ilgili ama ona da aynı sorunun sorulduğunu, o da sana da bu sorunun sorulmuş olduğunu biliyor. Şimdi burada da herkesin gayesi kendi parasını arttırmak diyelim ki. Yani böyle bir gaye olsun. Böyle bir gaye altında ne karar verirsiniz? Şimdi hani bunun hani burada da bir böyle bir tabloya döktüm. Yani çok fazla matematiksel bir dile sokmadım ama hani burada kişinin eğer gayesi kendini zengin kılmaksa, daha çok para almaksa ne diyeceği çok belli. Yani diyelim ki sen bir karar vereceksin, kendine 1000 mi, karşındakine 5000 mi? Şimdi de ki Hayrettin kendine, mesela şimdi Hayrettin olsun, Hayrettin ya bencil olacak ya fedakar olacak. Nevzat hocam da ya bencil olacak ya fedakar olacak. Diyelim ki Hayrettin bencil oldu, yani kendine 1000 istedi. E şimdi sen bu durumda eğer kendine 1000 istersen sen de 1000 alırsın, o da 1000 alır. Ha, eğer sen Hayrettin'e 5000 dersen Hayrettin 6000 alır, sen 0 alırsın. Dolayısıyla Hayrettin kendine 1000 istemişken senin kendine 1000 istemen senin gelirini arttırır. Yani buradan şöyle bakalım. Burada diyelim ki Hayrettin kendine 1000 istedi. E sen eğer kendine 1000 istersen 1000 istersen alırsın. Hayrettin'e 5000 istersen 0 alırsın. Dolayısıyla kendine 1000 isteyeceğim. Peki diyelim ki Hayrettin sana 5000 verdi. E sen kendine 1000 istersen 6000 alırsın. Hayrettin'e 5000 verirsen 5 alırsın. Dolayısıyla eğer gayen kendi paranı arttırmaksa burada da sen kendine 1000 isteyeceksin. Aynı durum Hayrettin için de geçerli. Dolayısıyla stratejik olarak baktığımız zaman, yani bu oyunda bireyin para kazanma gayesini bir mükemmel bilgisayara programlayıp herkesin kendisine en çok parayı kazandıracağı davranışı modelleyecek olursak herkes için oyunlar kuramı tabiriyle dominant strateji denen strateji kendine 1000 istemektir. Ve zaten bu tarz oyunların deneyleri de yapılıyor. Yani çok özetle sana şunu sormuş oluyoruz. Abi karşında tanımadığın biri var. İşte ona 5000 mi vereyim, sana 1000 mi vereyim? Karşındakine de onu soruyorlar. Herkes 1000'ini alıyor, gidiyor. Ve bu oyun şu şekilde sonuçlanıyor. Oysa ki şunu hepimiz görüyoruz. Şu sağlanabilse, Nevzat hocam dese ki Hayrettin'e 5000 verin, Hayrettin de dese ki Nevzat hocama 5000 verin, her iki kişi de 5000 alıp gider. Ve bu durum her iki kişi için de daha iyi bir durum. Ama bu stratejik olarak sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü aslında yani şunu düşün, diyelim ki siz aranızda anlaştınız. Dediniz ki el sıkıştınız, ya sen bana de ki 5000 ver, ben de diyeyim ki sen bana 5000 ver. Şimdi sizi ayırdık, ikinizi ayrı bir odaya koyduk ve hani bir kere bir şey söyleyeceksiniz ve bir daha da hani yüz yüze bakmayacaksınız. Yani hani bir etik meseleyi kenara koyuyoruz.
Tabi yine herkes için doğru olan bana 1000'i ver demek olur. Çünkü o sana 5000 verirse hala, vermezse de yine sen kendine 1000'i almış olursun. Şimdi bu çok önemli bir mesela oyundur sosyal sistemler açısından. Şimdi bu mesele bu 1000 verdin, 5000 verdin meselesi değil. Ama biz burada mesela şu bu oyun şunu ortaya koyar. Herkesin tamamen kendi para kazanma, yani kendi menfaatini maksimize etme gayesiyle alacağı sonuç hiç de öyle toplumsal optimal olmayabilir. Tersine herkesi daha mutlu edebilecek bir başka sonuç da olabilir. Şimdi bunun çok çeşitli örnekleri var. Mesela vergi konusu böyle bir konudur. Şimdi niye kamu otoritesi vergi verip vermemeyi takip eder, vergi vermeyeni cezalandırır? Şimdi vergi dediğimiz aslında bir kamu malı üretimidir. Yani hani vergiyle toplanan parayla piyasanın üretemeyeceği hizmetler yapılır. Dolayısıyla aslında bu manada hani kamu bütçesinin varlığı herkesin menfaatine